Şimdi aman dikkat diyeceğimiz bir haberle başlıyoruz değerli izleyenler. Bu zamana kadar şimdi yine aynı aslında şunu da söyleyebiliriz. Pandemi döneminde kripto paraları çok daha fazla konuşur olduk. Ama aynı zamanda maalesef ki dolandırıcılığını da çok fazla konuştuk. Son olarak da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait internet sitesinin kısaltmasını kullanarak sahtecilik yapmak isteyen bu yolla kripto paracıları kandırmaya çalışanlar oldu. Siber polis tarafından operasyon düzenlendi. O kişiler yakalandı. Sitenin adresini taklit ettiler. Kripto para cüzdanı ürettiler. Kripto cüzdanlarının taklidi her geçen gün artarken bu kez mağdur bir spor kulübü oldu. Beşiktaş Kulübü araştırmaları sonucu internet sitesi üzerinden kulübe ait izlenimi verilerek kripto para cüzdanı veren kötü amaçlı bir site tespit etti. Kulüp yönetimi konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonunda web sitesinin iki kişi tarafından oluşturulduğu tespit edildi. İki zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda incelenmek üzere iki cep telefonu, üç dizüstü bilgisayara el konuldu. Baskında bir ruhsatsız silah ve bu silaha ait 29 fişek ele geçirildi. Yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Şimdi sizlerle bültenimizin başında efendim gayrimenkule dair bazı rakamları paylaştık. İşte dedik ki Ağustos ayında gayrimenkul alımı, konut alışverişi düştü oran olarak TÜİK açıkladı. Yabancı konutunda da aynen o şekilde %10'luk bir düşüş var diye. Ancak ona rağmen yabancıların gayrimenkul alımı o kadar yüksek oldu ki bu zamana kadar %42 oranında yıllık bazda bir artış var. Yıl sonuna kadar da yabancıların gayrimenkul alımının para olarak karşılığı 6 milyar doları geçecek diye tahmin ediliyor. Türkiye'de yabancıların gayrimenkul yatırımları artıyor. 2022 Ocak-Temmuz döneminde yabancıların gayrimenkul yatırımları bir önceki yıla göre %42 artarak yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Rakamın yıl sonunda 6 milyar doları geçmesi bekleniyor. Bir önceki yıl aynı dönemde tutar yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesindeydi. Yabancı doğrudan yatırımlar son dönemde hem net hesapta hem de sermaye kalemi altında gösterilen gayrimenkul dışı alanlarda önemli artış göstermedi. Ancak buna rağmen gayrimenkul yatırımlarına yönelik yabancı sermaye girişinde dikkat çeken artış yaşandı. 2006'dan bu yana genel trend olarak dalgalanmayan ve sürekli artış gösteren tek kalem bu oldu.